Birler, bugün sizinle ikinci harfimiz olan harfinin yazımını öğreneceğiz. Öncelikle küçük harfini ve sonra büyük harfini öğrenip bunlardan hece ve kelime oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. Küçük harfini yazabilmemiz için öncelikle iki tane aralıklı defterimizin koyu olan aralığına yazıyoruz. Bunu yazabilmemiz için yukarıdan aşağıya bir çizgi çektik. Sonra elimi kaldırmıyorum. Elimi kaldırmadan aynı çizgi üzerinden tekrar dönüyorum ve bitiriyorum. Harfi. Harfimin adı Evet, bir tane daha yazalım. Evet, ne dışına taşırarak ne de içinde çok küçük yazarak yazıyorum. Çizgiden alt çizgiye kadar bir çizgi indirdim. Elimi kaldırmıyorum. Tekrar yukarıya döndüm. Harfimin adı Peki, şöyle yazabilir miyim? Evet, bu yön olarak doğru ama nedir? Dışına taştığı için bu iki çizginin arasına sığdırmam gerekiyor. Ya da bu şekilde küçük de ne yapmam lazım? Yazmamam lazım ya da alt çizgiye bu şekilde geçmemem lazım. Evet, buradaki koyu aralığa sığdırmam lazım. Bir daha yapalım. Evet, çizgiye geldim, değdim. Tekrar elimi kaldırmadan yukarı çıkıyorum ve döndürüyorum. Harfimin adı harfi. Bir daha yazalım. İki hamlede değil, tek bir hamlede yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek bir hamlede elimi kaldırmadan harfini yukarıdan aşağıya bir çizgi. Elimi kaldırmadan tekrar yukarıya harfini bu şekilde yazmış olduk. Evet, dışına taşırmayacağız. İçinde çok küçük kalmayacak ve çizginin dışına da taşırmayacağız. Bu şekilde yavaş yavaş kendinizi yormadan yazmaya çalışmanız lazım. Peki şimdi bir de büyük harfini görelim. Büyük harfini 3 hamlede yapacağız. Yukarıdan aşağıya bir çizgi elimi kaldırıyorum. Yana eğik bir çizgi ve yine yukarıdan aşağıya bu birleşim noktasını birleştiren bir çizgiyle harfimi bitiriyorum. Ve bu büyük harfini 2 aralığa sığdırıyorum. Bir daha. Düz bir çizgi. Yana eğik bir çizgi. Ve yukarıdan bunu birleştiren bir çizgi. Bir daha yapalım. Evet. Harfi. Bir daha yazalım buradan. Evet, bu şekilde harfinin yazımını öğrenmiş olduk. Peki daha önceden A harfini öğrenmiştik, A sesini öğrenmiştik. Bir de harfini öğrendik şimdi. Peki bunlarla heceler oluşturabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi burada öncelikle A harfini hatırlayalım. Evet, ağzını açık bıraktığımız bir ay yaptık ve yukarıdan aşağıya doğru bir çizgiyle A harfini yazmayı öğrenmiştik. Peki bir de yanına harfini yazalım. Evet, şimdi tekrar edelim. A A A Evet, seslerimizi tekrar ettikten sonra bu ikisini birleştirelim bakalım. Evet, öncelikle A harfini getiriyorum. Yazdım. A. Bakın burada tek tek yazdığım için şöyle diyorum. A. A. Diyorum ama bunu artık ikisini birleştirdiğim için şunu yapmıyorum. A. Demiyorum. An. An. An diye birleştiriyorum. Bir daha. A. An. A. An. Evet, ağzımdan önce çıkan sesi okuyorum bakın. An, an, an. Bu şekilde an hecesine ulaşmış olduk. Peki bir de harfini önce yazalım. Görelim. Elimizi kaldırmadan yazdık. Çizgi koyalım. A.
Şimdi okuyalım bir daha. M a m a m a. Peki bu iki sesi birleştirelim. Evet, öncelikle m harfini yazıyorum. Yanına a harfini ekledim. Okuyalım. M a m a m a. Birleştirdik. Bakın burada ne yapıyorum? Tek tek söylemiyorum. M a demiyorum. Belki içinizden ilk başta söyleyebilirsiniz ama na 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 şeklinde okumam gerekiyor. M a na M a na 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 bir kere de söylememiz gerekiyor. Peki bakalım. Okuyalım beraber. A A na A na A na. Evet, bir kelime oluşturduk. Birleştirelim. A na. Birleştirdik. A na. Neymiş? A na. Ana. A na. Ana. A na. Ana kelimesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet, bu gün öğrendiklerimiz. Öncelikle A harfini öğrenmiştik daha önceden. A harfini öğrendik. M harfinin yazımını öğrendik. Heceler oluşturduk. A, an hecesini ve na hecesini oluşturduk. Bir de ana kelimesini öğrenmiş olduk sizinle. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.